Emeklilerle ilgili bence en önemli sorun içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreçte, bu zor süreçte, her an virüs tehditinin altında yaşarken en önemli sorunumuz o emeklilerin bir bölümünün maaşlarının tamamına blok yapılıyor bankalarca. Gelelim, evet, şimdi o konu gerçekten çok önemli. Bakın, şimdi ülkemizde bulunan emeklilerimizin neredeyse %80'inin bankaya borcu var. Bunun anlamı şu: 10 milyon emekli banka tarafından adeta ayakları pranga altına alınmış durumda. Çünkü emekli maaşı ortalaması son yapılan zamla beraber 1600-1700 lira civarına geldi. Ama emekli her ay 700-800 lira bankaya kredi taksiti ödemek zorunda. Kredi kartı ya da KMH ek hesaptan para kullanırsa onu ödemek zorunda. Peki bu bankalar emeklilerimize neler yapıyorlar efendim? Önce onu konuşalım. Ardından borcu olan emeklilerimizin bizi çok dikkatli bir şekilde yayınımızın sonuna kadar izlemesini rica ediyorum. Çünkü onlarla ilgili çok önemli haberlerimiz olacak. Buyurun efendim. Fatih Bey, çok dikkatimi çekti. Bu bankalar emeklilerimize neler yapıyor derken sesin titredi. Gerçekten, evet, sanki aralarında anlaşmış gibi emekliyi zulmün altında ezim ezim ezenler var. Yani söyleyecek laf bulamıyorum. Olmaması gereken şeyler oluyor. Emekli bütün dar gelirler gibi borçlanmış. Borçlandıktan sonra da bu borcunu ödemekte acze düşmüş, taksitlerini. Maaşın tamamı bloke edilir mi? Banka icraya gitse icra müdürlüğü ben emeklinin aylığına dokunamam der. Kanun müsaade etmiyor. Ama banka tamamına el koyuyor. İnsaf, insaf derken haksız mıyım? Hiç değilse dörtte birini almıyorsun, hadi icra konulduğu zaman çalışanların aylıklarından dörtte birini alıyorlar. Bari yarısını ver adamın, insanın, kadının eline. Niye? Ekmek yesin, kuru ekmek yesin, su içsin. Tamamını elinden alıyorlar. Yani ele güne muhtaç ediyorlar. Bazıları da promosyon zamanı gelmiş, ben sana promosyon vermeyeceğim. Niçin vermiyorsun? Niçin? Senin borcun var. Ya ona ne alakası var? Benim promosyon yasal hakkım. Ver, borcumdan düşeyim. Bana elime vermiyorsan da, yani hesabıma yatırmıyorsun, elime saymıyorsun parayı. Bari borcumdan düş. Yok, sen promosyon almıyorsun. Olur mu öyle şey? Bunlar olmaz. Ama emekli ne yapsın? Emekli avukata gidip mahkemeye başvursa, inanın tüketici mahkemesi o maaşın üzerindeki blokajı adaletsiz bulur. Emekli kredi çekerken kağıtlara imza atıyorlar. Maaşımın işte alınmasına, maaşımdan alınmasına, ödemediğim takdirde tamamının bilmem ne, hepsini okumadan imzalıyor. Ne yapsın? Dara düşmüş insan. Dara düşmeyen insanın ne işi var gidip oradan faizden borç para peşinde dolaşsın? İşte emekli ne çekiyor dediğiniz zaman, bankada bazı emeklilerimiz bazı bankalarda aleni zulüm çekiyor. Aleni zulüm çekiyor. Promosyonlarını vermeleri lazım. Verecek o promosyonu. Bakın, bununla ilgili sıkıntıya düşen emekli olursa o promosyonu başkalarına veriyor, bana vermiyor diye ikamet ettiği yerdeki kaymakamlıkta tüketici hakem heyeti var. İnternet kullanma konusunda yetenekliyse internet üzerinden girsin Google'a, yazsın tüketici hakem heyeti başvuru diye, e-devlet şifresiyle evinden şikayetini yapar. O promosyonun kendisine verilmesiyle ilgili tüketici hakem heyetinden karar alabilir. Tüketici hakem heyeti kararları mahkeme kararı hükmündedir. Ayrıca hiçbir masrafı da yoktur. Bu tarafları oldukça olumlu. Bunu söylemek istedim. Bilmeyen emeklilerimiz olabilir. Bankayla birey arasındaki ilişkiler tüketici kanunu kapsamında olduğu için tüketici hakem heyeti buna bakmaya yetkilidir ve görevlidir. Şimdi bugünün en önemli konularından biri de malum koronavirüs salgınıyla birlikte, zaten programı açarken siz de değindiniz Fatih Bey. Koronavirüs salgınıyla birlikte insanların yaşamlarında değişiklikler oldu. Emekliler, hatta herkes sokağa mecbur kalmadıkça çıkmıyor. Evde yaşamlarını sürdürüyorlar. Evde yaşamlarını sürdürürken bakıyoruz istatistiklere göre tüketicilerin
alışveriş alışkanlıklarında değişiklikler oldu. Eğilimler değişti. Mesela... Şimdi Sayın Başkan, o noktaya geçmeden önce izniniz olursa ben bankayla ilgili konuyu biraz devam etmek istiyorum. Çünkü biz de Emekli TV ailesi olarak sizin de ifade ettiğiniz pek çok şikayeti alıyoruz. Vatandaşa bankalar şunu söylüyor. Diyor ki senin kredi borcun var, maaşını taşıyamazsın. Senin daha önceden ödenmemiş işte kredi kartı taksitlerin var, maaşını taşıyamazsın. Ben sana promosyon vermem diyorlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve kredi borcu olanların bu kredi taksitlerinin 3 ay ertelendiğini söylendi. Fatih, ama bana bırak lütfen, zamanımı kullanayım. Ben onu not almıştım. Burada duruyor. Fakat çok canım sıkıldı. Bankaların eziyetinden bahsedince nefes almak için biraz diğer konuya geçeyim dedim. Sen de tabii yayıncı olarak konu bütünlüğünü dağıtmadan. Efendim, Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın açıklamalarından gördük ki kredi kartı tüketici kredileri 3 ay ötelenecek. Bu bizim talebimizdi. Sayın Cumhurbaşkanı 100 milyar liralık kaynak paketini açıkladığı gün ben A Haber televizyonda canlı yayına çıktım. Hemen açıklamasının ardından. Orada dedim ki bu kaynak paketi güzel, birilerine fayda sağlayacak. Elbette devletin bunu yapması lazım ama önemli iki tane eksiklik var. Biri tüketicinin borçları, biri de çiftçinin borçları. Bakın, ceketimiz eskir, biz bunu yamarız, dikeriz söküğünü, giyeriz, yenilemeyiz, yenilemeden durabiliriz. Ne bileyim, çorabımız yırtılır, bir yama yapar giyeriz ama yemeden yaşayamayız. Çiftçimizi dedim, göremedim. Çiftçiye destek verilmesi lazım. Kredi, tarım kredi kooperatiflerinin yüksek faiz ve komisyonları altında onlar da inim inim inliyorlar. 50 kuruşa sattığı domates çarşıda 6 lira 7 liraya tüketiciye yansıyor. Zavallı çiftçi masrafını zor çıkarıyor, borçla dönüyor. O çiftçinin üzerinde bir de faiz yükü var. Şimdi çiftçilere 2 ay faizsiz öteleme imkanı tanındı. Fakat tüketicilere, yani biz emeklilere 3 ay faiziyle öteleme imkanı getirildi. Ne var ki? Faizler geçtiğimiz yıllarda oldukça yüksekti biliyorsunuz. O dönemde kredi çekmişse tüketici kredisine 2.48'e kadar varan faizler vardı. Aylık faizden bahsediyorum. 2.48 aylık faiz ekliyor, 3 ay öteliyor. Ama olağanüstü bir faiz çıkıyor. Bu çok yakışıksız, çok insafsız. Kredi kartları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 3 ayda bir belirler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 28 Mart'ta 1 Nisan'dan itibaren bu faiz oranını 1.40'tan 1.25'e çekti. Yani kredi kartı ötelenirken aylık 1.25. Fakat 26 Mart'ta, 25 Mart'ta, 31 Mart'a kadar öteleyenler 1.40'tan ötelediler. Burada da vicdansızlık var. Ötelendiği tarih Nisan, Mayıs, Haziran 3 ay ama faiz Mart'ın faizi. Yani 1.40. Kredi kartı için söylüyorum. Bakın, ayrıntılarda gizli her şey. Ben ayrıntılara dokunuyorum. Ayrıntıda orada bankanın yapması gereken şu. Biz sizden 1.40'tan sözleşme yaptık ay sonuna doğru ama 3-5 gün içinde faiz oranını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1.25'e düşürdü. Azami faiz oranı 1.25, ben size 1.25 de uygulamayacağım, birden vereceğim. Hatta daha doğrusunu söyleyeyim mi? Açık açık, samimi. Ne dedim sözümün başında? Ciddiyet ve dayanışma içinde. Ben faiz almayacağım demesi lazım. Ben faiz almayacağım. Borçlu tüketiciye bu da benden diyecek. Bu da benden dediği borcunu silmeyecek. Faizsiz öteleyecek 3 ay. Ve o 3 aylık taksiti geride kalan taksitlerin üzerine bölüp 10 taksit mi kalmış ona bölecek, oraya yedirecek ama faiz almaması lazım. E alıyorsun ve insaf, insaf, bu yüksek faiz neyin nesi? Bugün kapını çalana
aylık %1 ile 1.1 ile kredi veriyorsun. Niye sen zavallı emekliye, borçlu tüketiciye böyle yüksek faiz uyguluyorsun dediğimde acaba çok mu haksızlık yapıyorum? Yoksa haksızlık yapan bankalar mı? Bunu kamuoyunun şimdi takdirine bakıyorum. Sayın Ağoğlu, evet şöyle bir durum var. Çok güzel noktalara parmak bastınız, altını çizdiniz. Şimdi ülkemizde bulunan emeklilerimizin içinde bulunduğu durumu artık konuşmaya gerek yok. Emekli almış olduğu emekli maaşıyla geçinemiyor, faturalarını dahi zorla ödüyor. Gelinen noktada bu sabah bir haber okuduk. Emeklilerin, vatandaşların faturalarını 3 ay okunmayacağı yönünde bir haberdi. Sayaçlar okunmayacak diye. Bununla ilgili son durum nedir? Ne anlatmak isteniyor? Emekliler için nasıl bir haber var? Açıklayacağım ama sen bana söz vermeden önce gene çok can yakan, emeklileri çok üzen bir şeyden bahsettin. Emekliye senin borcun var diyerek onu pek çok haktan mahrum ediyorlar. Ne bileyim, başka bankaya taşıyamıyor. Promosyonu verilmiyor. Yeni kredi istesi, sicil affı geldi. Sicil affı şu şekilde. Borcu olanlar bu yıl sonuna kadar borcunu yapılandırmışsa veya kapatırsa sicillerine bakılmayacak kredi kullandırılırken. Evet, bu anda borcunu yapılandırırsa sicili temizlenmiş olacak. Borcunu yapılandırmıyorlar. Veyahut borcunu kapatmış, daha önce temerrüte düşmüş, yani sıkıntı çekmiş, zorlanmış ödemekte ama şu an borcu yok. Kredi istiyor, yok. Sana kredi yok. Hani vatandaşa 10 bin lira kredi vardı, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli. Yani bunları devletin en tepesindekiler söylüyor ama paranın, yani musluğun başındakiler uygulamıyor. Sorduğunuz soruya da gelelim. Bakınız, bir süredir evden çıkmıyor insanlar. Elektrik, doğalgaz, su, internet tüketimi, haberleşme giderleri yani yükseldi. Niye yükseldi? Evde bol bol ellerimizi yıkıyoruz. Temizliğe, hijyene daha çok dikkat ediyoruz. Sürekli evde olduğumuz için elektrik, doğalgaz daha çok yanıyor. Emekli kalkıp bir yere gidemiyor, bir parka gidemiyor, bir dolaşmaya, bir kıraathaneye gidemiyor. Bu nedenle faturalar kabardı, bunları nasıl ödeyeceğim derken biz şunu bekledik tüketiciler olarak. Acaba dedik, devlet bir karar verip 3 aylık faturaların tutarlarını bir cest yapar, vatandaşların bu faturaları ödemeyeceğini, çünkü temel ihtiyaç bu. Elektrik, su, doğalgazdan bahsediyorum. Haberleşme de temel ihtiyaç gerçi. Fakat gele gele sayaçların okunmayacağı haberi geldi. Sayaçların okunmayacağı haberinin altına baktığımızda biz ümitlendik. Pek çok tüketici beni aradı. Yazdılar, ulaştılar. Dediler ki başkanım 3 ay ötelenmiş galiba. Yok maalesef, ötelenmiyor. Faturalar çıkartılacak. Ama sayaçlarımızı okumaya personel gelmeyecek. Neden gelmeyecek? O bulaşıcı hastalığın enfekte olmamaları, yani bulaşmaması için veya bulaştırmamaları için. Tedbir amaçlı. Emekli yok burada, tüketici yok. Sadece o çalışanlar. Peki ne olacak? Bu faturalar nasıl hesaplanacak? Diyelim Mart ayı tüketimimizi okumaya gelmeyecek. 2019 yılı, yani geçtiğimiz yıl Mart ayı tüketimimize bakacak. Ne kadar tüketmiş? 150 kilovat. Bir önceki yıl 2018 Mart ayına bakacak. Ne kadar tüketmiş? Orada da 250 kilovat. İkisini topladı 400 kilovat. 200 kilovatı fatura edecek bize ve maalesef ödemek zorundayız bu sıkıntılı süreçte. Nisan için de öyle yapacak. Bir önceki yıl ve daha önceki yıl Nisan ayının tüketimlerini toplayacak. Diyelim o da 350 kilovat, 175 kilovat olarak. Yani iki ayın toplamını ikiye bölecek. Bu senenin ortalaması olarak onu yansıtacak. Üçüncü aydan sonra okumaya gelindiğinde gerçek rakamı görecekler. Tüketici alacaklıysa ona alacak yazacaklar. Borçluysa 3 aya bölerek o çıkan borcu, örneğin bize 3 ayda 550 lira yansıttılar ama gerçekte 650 liralık tüketmişiz. O 100 liralık farkı
3 aya bölecek 33'er liradan sonraki aylarda faturalarımıza onları aktaracaklar. Aynı durum doğalgazda da. Ne var ki doğalgazda da elektrikte de birim tüketimlere bakılacak. Yani şunu düşünmesin insanlar. Ben geçen sene, ben çünkü anlatırken, örneği verirken paradan verdim. Çünkü para sıkıntısı çekiyor insanlarımız. Parayla bakıyorlar faturalarına. Kilowatt saat o gün diyelim 10 kuruştu, bugün 15 kuruş. Yani bugünkü fiyattan hesaplanacak tüketimlerin TL olarak değil. 150 kilowatt bir tüketmiş, 200 kilowatt bir tüketmiş, 350 kilowatt. Ortalaması 2 aya böldük mü, 2 ayın toplamı o çünkü. 175 kilowattın bugünkü değerle çarpıp fatura edecekler. Ne var ki burada da bir incelik var. Bilinçli tüketici olarak diyor ki insanlar, bakın elektrik faturasında muhtelif kalemler vardı. Gizlediler şimdi faturada tepkileri görünce. Kayıp kaçak bedeli vardı, sayaç okuma bedeli vardı, iletim sistemi kullanım bedeli vardı, dağıtım bedeli vardı, perakende satış hizmet bedeli vardı. Bunlar hep dağıtıcı firmanın, yani taşeronun aldığı para. Öyle diyelim. Taşeron demeyelim de yetkili dağıtım şirketi. Sayaç okumaya gelmiyorlar. Gelmeyeceklerine göre sayaç okuma bedelinin faturamızdan düşmesini istiyoruz. Elektrik faturalarımızdan düşmesini istiyoruz. Petrolün varil fiyatı 70 dolarlardan 25 dolarlara geriledi. Elektrik faturalarında indirim istiyoruz. Doğalgaz faturalarında indirim istiyoruz. Çünkü biz 3 aylık faturamızın veya 2 aylık faturamızın devlet tarafından üstlenilmesini talep ettik, yerine gelmedi. Bari indirim yapılsın. Şu anda hiçbir öteleme yok. Bakın bizi dinleyen izleyicilerimiz sakın yanılmasınlar. Gene faturalarını günü gününe ödemekle mükellefler. Ama ne olacak? Tahmini fatura gelecek. Becerebilen alır eline faturayı. Sayacına gider bakar, elektrik sayacında örneğin 10.300 yazıyordur. Burada 10.270 yazmışlar. 30 kilowatt fazla tüketmişim der. Veya tersi 10.300 yazıyordur son işaret. Tüketim miktarı ona göre belirlenmiştir. Ama sayacı daha 10.300'e gelmemiştir. Onu kendisi de görebilir, becerebilen, bilenler. Çünkü ilk okuma son okuma diye orada işaretler var. Gün sayısı var. Gün sayısına da dikkat edelim. Bizler paraya daraldığımız için ne yapıyoruz Fatih Bey? Tek baktığımız şey ödenecek tutar. Direkt ona bakıyoruz. O rahatsız edince nelerden müteşekkile bakıyoruz. Ama gün sayısına bakmıyoruz. Çünkü bazen 28 günde okuyor, 27 günde okuyor. Bazen 33-34 günde okuyor. 27 günle 33 gün arasında ciddi bir fark var. Yani neredeyse %20 bir fark var. Dolayısıyla ben geçen ay 100 ödemiştim. Bu ay işte 120 geldi. 130 geldi diye rakamlarla bakmak yerine gün sayısı ve tüketim kilowatt saati metreküpüne bakmak lazım. Doğalgazda bir de ısıl işlem değeri vardır. Kilowatt olarak da belirtilir, hem metreküp hem kilowatt. O karmaşık bir durum, sade vatandaşların altından kalkabileceği bir şey değil. Bu arada şimdi biliyorsunuz haber geldi. 65 yaş üstünden hariç 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkma yasağı bu geceden itibaren başlıyor. Büyük şehirlerde giriş çıkışlar yasaklanacak. Bunlar olması gereken zorunlu tedbirler. Çünkü nasıl bir illetse bu, nasıl bir virüsse, olağanüstü bulaşıcı. Kim icat etmiş bilmiyorum ama bakın bugüne kadar her türlü zulmü yapanlar, hiçbir şeyden korkmayanlar, şu gözün görmediği milimetrenin 10.000'de biri boyutundaki cansız bir varlıktan var hiç görmedikleri halde nasıl korkuyorlar? Virüs nasıl onları sindirdi? Nasıl hizaya getirdi? Şimdi yapılması gereken en önemli şey şu gelir dağılımındaki adaletsizliği birilerinin görmesi lazım. O birileri kim biliyor musun? Geliri toplamış olanlar. Rockefeller mı diyorlar? Rockefeller, evet. Bill Gates mi diyorlar? Trilyon dolarlarla parasının hesabını bilmeyenler. Şeyhler mi? Holding sahipleri mi? Herkes bir bütün olarak dayanışma içine girmeli. Bu dünyada aç kalmamalı. Herkese Cenab-ı Hak bir
hayat vermiş, bir can vermiş. O yaşamı asgari şartlarda yürütebilecek imkanların sağlanması zorunludur. Aslında evrensel tüketici haklarındandır. Temel ihtiyaçlarının karşılanması, temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı var. Evet, şimdi Sayın Başkan, sizin de ifade ettiğiniz gibi emeklilerimiz koronavirüs döneminde maalesef daha da sıkıntılı bir hale geldi. Peki emeklilerimizin bir kısmı biliyorsunuz çalışıyor ama evlerindeler. Onlar şu anda bir para kazanamıyorlar. Sadece mevcuttaki emekli maaşıyla ay sonunu getirmeye çalışıyor. Markette, çarşıda, pazarda emeklimiz için nasıl bir tablo var? Emeklinin mutfağında neler oluyor? Evet, şimdi insanlarımızın, tüketicilerimizin alışverişteki eğilimlerinde ciddi değişiklikler var. Hijyene ve sağlıklı beslenmeye yöneldiler. Örneğin un satışları, maya satışları arttı. Ekmeğini, poğaçasını, kurabiyesini kendi evinde kendi yapıyor. Daha sağlıklı olsun diye. Yoğurdunu kendi yapıyor. Bu arada ekmek satışlarında da 1/3 oranında bir azalma olduğu söyleniyor. Bunun yanı sıra sirke, kolonya, dezenfektan, maske, eldiven gibi hijyen ürünleri, koruyucu ürünlerin satışlarında patlama oldu. Ne var ki bu arada tabii ki dayanıklı gıdalarla ilgili de harcamalar oldukça yükseldi. Çünkü insanlarımızın harcama eğilimleri, tüketim tercihlerinde değişiklik oluşmaya başladı. Bu doğal bir seyir ama doğal olmayan bir şey vardı. Fiyatlar aşırı yükseldi. Patatesde aracılar parakende 7 liraya yaklaştırdılar. 6.75'e ben etikettim, fotoğrafını çektim. 2 liralık patates bir anda 15 gün içinde 6.75'e çıktı. Etin fiyatı, kırmızı etin fiyatı çok yükseldi. Yine ilginç bir şey söyleyeceğim. Bana kızacaklar ama. Sınırlar kapandı. Biz Orta Doğu'nun en büyük yumurta ihracatçısıyız. Yumurtalar ihraç edilemiyor. Fiyatlar niye hala düşmüyor? Niye yapıyorsunuz? Fiyatı indirmemek için çöpe mi atıyorsunuz yumurtaları? Gübre mi yapıyorsunuz diye düşününce acaba haksızlık mı yapıyorum? Maalesef sizin de ifade ettiğiniz gibi çarşıda, pazarda gerçekten fiyatlar uçmuş vaziyette. Emekli eskiden pazara gider, akşam saatlerinde giderdi. İşte pazarcı o ürünlerini eve götürmemek için fiyatını indirirdi. Şimdi emeklilerimizin bir kısmı maalesef pazarda pazarcının çöpe attığı ürünleri toplayanları dahi görmeye başladık. Bunları konuşmayalım. Sen fazla realist program yapıyorsun. İnsanlarımız zaten büyük bir endişe içindeler. Biraz umut dağıtmak babında elektrik, doğalgaz ve suyu. Suyun bir metreküpünü fatura etmiyor İSKİ. İstanbul'da gördüm ben bunu. Bir metreküp fatura etmemiş. İyi yapmış. 3 ay boyunca tüm dar gelirli vatandaşlara talepleri halinde elektrik, su, doğalgaz faturalarının en azından emeklilerin faturalarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyor ve talep ediyorum emeklilerimiz adına. Ve bakın varlıklıdır, umurunda değildir, ödeniyordur, otomatik ödemeye koymuştur ama emekliler talep ettikleri takdirde 3 ay elektrik, su, doğalgaz hiç değilse bu üçünün mutlaka ve mutlaka devlet tarafından üstlenilmesinde yarar var. Bunun yanı sıra emeklimizin sicili, borcu kalmamışsa mutlaka yeni kredi istediğinde geçmiş sicili dikkate alınması. Bununla ilgili zaten torba yasada madde var. Madde var torba yasada. Ayrıca borcu varsa da emekliye yeni kredi verirsin, yapılandırma imkanıyla onu küçük dilimler halinde ödeyebilsin ve borçtan kurtulup kara listeden çıksın. Sayın Başkan, peki emeklimiz şu anki ülkemiz şartları içerisinde en düşük ne kadar emekli maaşı almalı? Şu anda emeklimizin en düşük maaşını 1500 liraya çıkartıldığı söylendi ama henüz ele geçti mi bilmiyorum. Bu arada emeklilik müracaatı yapanlar bu virüs tehdidi nedeniyle işlemleri ilerlemiyor. Onlara mutlaka avans verilmesi lazım. Böyle bir çalışma yapıldığından geçen programda bahsettik ama şu ana kadar hayata geçmedi.
emeklinin en az maaşı 2500 lira olması lazım. En az 2500 lira olması lazım. 2500 lira çok büyük para değil. Bakın, 400 dolar. 400 dolar. Bugün en kötü ev kirası 1000 lira. Elektriği, suyu, doğalgazı, kuru ekmeği, çayı, şekeri 2500 liradan aşağı o karnın doyması mümkün değil. Zaten Türk İş'in yaptığı açlık sınırıyla ilgili rakam da 2500'ün üstünde. Hesaplatıyor biliyorsunuz ekonomistlere, bunun formülleri var. 2500'ün üzerinde bir rakam çıktı açlık sınırı. O nedenle emeklinin asgari alacağı paranın ben aylık 2500. Kaynak nereden? Kimse bunu söylemesin. Birilerinin parasının hesabı yok. Asgari ücretli kadar vergi vermiyor. Evet, bakın bu ülkede vergi adaletini, sosyal adaletin olduğunu anlamanın ölçüsü bilmece değil. Bunu artık ilkokul çocuklarını sorsanız söylerler. Dolaylı vergiler çoksa o ülkede vergi adaleti yoktur, sosyal adalet zedelenebilir. Çünkü emekliden vergi, nasıl vergi almıyor? Akaryakıtta vergi var. Efendime söyleyeyim, elektrikte vergi var. Elektrikte biliyor musunuz siz 4 çeşit vergi var. 4 çeşit vergi veriyor emekli. Oysa çok para kazanan insanlar yaşam standartlarından belli. Altlarında 4 çeker çifte çifte arabalar, villalarda yaşıyorlar. Seyahatlere gidiyorlar pahalı ülkelere. Ama bakıyorsunuz vergi listesinde ismi bile yok. Oysa anayasamız ne diyor? Herkes mali gücü oranında kamu giderlerine katlanır. Katlanmalıdır da. Şimdi biraz değişik gelebilir size ama yani şu padişahlık, hani tek adam sözü geçen bir dönemde olsak, bu zenginleri çağırıp dese ki padişah, yahu siz bu kadar varlık içindesiniz, bolluk içindesiniz ama bizim insanımız yokluk içinde. Ya zekatınızı verin, ya ben devlet olarak geleyim, anayasanın emrettiğini yapayım, sizin gerçek kazancınızdan vergi alayım. Zaten bunları ciddi anlamda bir inceleseler, öyle şeyler çıkar ki, bazı firmalar, onlar kendini bilir, firma derken devasa, sözüm ona şirketler, yurt dışında kendi firmalarını kurmuşlar. Yabancı firmaymış gibi ondan danışmanlık faturası alıyor. Burada gidere yazıyor, vergiden düşüyor. Halbuki sağ cepten sol cebe koyuyor. Ciddi rakamlardan bahsediyorum. Yani bu firma dediğim küçük firmalar değil, holdingler. Bütün devasa holdinglerin, şirketlerin yurt dışında firmaları var. Vergi cenneti olan yerde. Oradan bir ürün getirirken getiriyor 10 milyon dolarlık ürün. 30 milyon dolara fatura ettiriyor kendi firmasını ama siz bakıyorsunuz o firma yabancı bir marka, yabancı bir şirket. Nereden bileceksiniz sahibi kim? Araştırsanız bilmem Virgin Adaları'nda bir fon çıkabilir. Bunları artık vatandaş biliyor. Devlet de biliyor. Bizim MASAK diye bir kuruluşumuz var. Neden buralara geldim? Emeklinin aldığı parayı arttırın dendiğinde kaynak yok demesinler. Kaynağı bulmak ülkeyi yönetenlerin görevi. Evet. Bizim bildiğimiz, vatandaşın bildiğini onlar bilmiyorlar mı? Şimdi şöyle bir durum var. Bir vatandaşımız 25-30 yıl boyunca bu ülkeye hizmet ediyor ve bu 25-30 yıl boyunca sigorta primi ödüyor. Şu anki rakamlara göre faiziyle beraber İstanbul'da orta halli bir dairenin parası kadar vatandaş sigorta primini devletimize yatırıyor. Ama kaynak yok, kasada para yok gibi ifadeleri kullanmak emeklilerimize gerçekten çok büyük bir ayıp olarak görüyorum ben bunu. Şöyle ki, emeklilerimizin bugün almış olduğu bu parayla geçinebilmesi mümkün değil. Pek çoğu hala çalışıyor ya da az önce konuştuk, bankalara el açmak zorunda, yakınlarına el açmak zorunda. Öyle bir noktaya geliyor ki bankalar bitiyor, yakınları bitiyor ve emekli maalesef ve maalesef kaderiyle baş başa kalıyor. Şimdi 2 milyon kişiye 1000 lira sosyal yardımlaşma vakfı
yardım yapmaya başladı. Ama emekliye bir kuruş para yok. Çünkü senin emekli maaşın var deniliyor, yardım edilmiyor. Evet. Bu ne kadar doğru Sayın Başkan? Yoksul statüsünde sayılmıyor onlar. Yani hane halkı geliri kişi başına brüt asgari ücretin 1/3'ünden az olacak. Bu da günümüzde yaklaşık 850-900 lira. Emekli de 1500 lira ve 200 lira alıyordu, 1300 lira alıyordu. 1500 lira alacağına göre bütün bu yardımlardan mahrum kalıyor. Doğru bir noktaya temas ettiniz. O da ayrı bir yara. Oysa emekli dilenmez dilenci haline gelmiş. Şimdi burada her şeyi samimi konuşalım. Emekliye kaynak yok denildiğinde ben az önce bir şeylerden bahsettim. Yarın yetkililer bana derse ki bildiğin biri mi var? Şunu söyleyeceğim. Yurt dışından fatura almış, yüksek danışmanlık faturaları almış, ürün faturaları almış şirketleri inceleyin. Bakalım o ürüne gelmişse 10 milyon dolar fatura, 30 milyon dolar fatura onları inceleyin. Onun gerçek değeri nedir yurt dışında? Şimdi teknoloji çağındayız. İnternete şuradan arama motoruna girin o MTI'yi. Makine mıdır, ham madde midir? Bulun fiyatını. Gerçek fiyatı 3 milyon dolar, 10 milyon dolar fatura gelmiş. Faturayı kesen kim? Bir yabancı firma. Bu yabancı firmanın sahibi kim? Bir fon. Fonun yatırımcısı kim? Gizli. Ticari sır. Bakın, ben sade vatandaş olarak emeklinin cebiyle ilgileniyorum. Emeklinin nafakasıyla ilgileniyorum. Emeklinin filesine girecek erzakla ilgileniyorum. Ben MASAK değilim. Ben maliye müfettişi değilim. Ama işi bu olanlar da işlerini doğru yapsınlar. Dönüp emekliye kaynak yok, nereden verelim demesinler. Şu anda yapılan yardım Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından fakir statüsünde olduğu için yardıma hak kazanmış insanlar. Onlar zaten yeşil kart sahibi aynı zamanda. Hastanelerde de katılım payı ödemeden hizmetleri alabiliyorlar. Tabii Suriyelilerden sıra kalırsa kendilerine. Suriyeliler derken Suriyeliler istemiyor anlamında söylemiyorum. Yani kendisi himmete muhtaç bir dede nerede kaldı gayriye himmet ede diye bir laf var. Onlar da insan. Keşke imkanımız daha çok olsa onlara da daha sıcak bakabilsek, daha iyi bakabilsek. Ama programın başında söyledim. Dayanışma bir bütün halinde olma. Kiminin parasının hesabını bilmezken, kimisi de burada 6 ay sonra gün aldığı doktora gittiğinde Suriyeli hastalardan doktora giremiyorsa o Suriyeli'ye buğz eder. Halbuki kaynakları olup da o kaynakları insanların, devletin hizmetine sunmayan, istifadesine vermeyenler utansın. Onlara buğz etmek lazım. Bir İtalyan da zannediyorum kadın, dilenci bir şarkı söylüyor yanık bir sesle. Bir dahaki program onu size aktarayım, ondan bir replik koyun ne olur. Çok güzel. Ve altyazısı var Türkçe. Diyor ki ben direniyorsam bunun sebebi sensin diyor. Ama öyle güzel sesiyle bağırarak sabahın sessizliğinde o kadar yankılanan güzel bir sesle söylüyor ki inanın etkilendim. Çok doğruları söylüyor. Bu yeni değil. Bu daha önceden yapılmıştı bu video. Kim çekmişse ama gerçeği anlatıyor. Gelir dağılımındaki bu adaletsizliğin bedelini 25 yıl, 30 yıl, bazen 35 yıl devlete hizmet etmiş veya iş yerinde çalışmış, prim ödemiş emekli ömrünün son yıllarında sefalet çekerek karşılığını görmemeli. O yılların karşılığı bu olmamalı. Biraz huzur olmalı. Biraz saygı olmalı. Gördünüz sokağa çıkma yasağına uymayan emekli yaşlılara neler, nasıl davrananlar olduğunu. Onlar bir gün yaşlanmayacak mı? Bu nedenle diyorum ki emekliye sahip çıkalım. Emekliyi huzurlu, emekliyi sağlıklı, emekliyi mutlu edelim. Emekli demek ömrünün sonbaharında demek. Şimdi biliyorsunuz yaş haddi de geldi. Artık öyle eskiden olduğu gibi 43 yaşında emekli olmak yok.
Şimdi o konuya geleceğiz. Evet, emeklilikte yaşa takılanlar konusuna geleceğiz ama Sayın Başkan çok güzel bir şey ifade ettiniz, örnek verdiniz. Ben dileniyorsam sebebi sensin. Peki size ilginç bir soru. Emekli bugün bankaya borçluysa sebebi ne? İşte o. Sebebi onlar. Yani gelir dağılımında dengeye uymayanlar. Yani Allah'ın emrine uymayanlar, zekatlarını gerçek manada vermeyenler, nereden bir çıkarım olacaksa ben oraya bağış yapayım mantığıyla hareket edenler, bunlar yurttaşlara gelmiyor, ihtiyaç sahiplerine gelmeyince emekli dilenmez dilenci oluyor. Sebebi onlar. Yani haksız para kazananlar, vergilerini ödemeyenler, o vergiyi almayan kamu görevlileri, görevlerini yapmayanlar, kaynak yok diyenler. Sebep onlar. Emekli bugün ben neden 2500 lira dedim de emekli 4000 lira almalıdır diyemedim. Bizim de dilimizi törpülediler. Yani cesaretimizi kırdılar. Bir yerlerde sınırı hesabı olmayan paralar harcanıyor. Kara borsacı kolonya kara borsası yaparken 1 litre kolonyayı, limon kolonyasını 1999 lira 50 kuruş 2000 liraya satma cüretini nereden buluyor? Kim alacak onu? Emekli mi alacak? Emeklinin maaşından çok. 2000 liraya 1 litre kolonya. İşte o 1 litre kolonya 2000 lira verenleri kara borsacı da biliyor. Var diyor, böyle adamlar var. Parayı çok kolay kazanan, hesabını bilmeyenler var. Onlar biraz sosyal adalet, insanlık, vicdan, ne için olursa olsun biraz öbür tarafa aktarmalı. O aktarmayı yapmak zorundalar. Hem ilahi yasalar bunu söylüyor, hem bizim bugünkü güncel mer'i yasalarımız söylüyor. Herkes kazancına göre, mali gücüne göre katkı sağlayacak. 5 milyonun üzerinde gayrimenkulü olana ek vergi dendi. Kıyamet kopardı birileri. Kim kopardı? Emekliler mi? Hayır. Oturduğu daire 5 milyonun üstünde. Miras kalmış da efendim. Ya miras kalmış. Sat onu git 1 milyonluk dairede otur. 4 milyonu cebine koy. Git başka bir dükkan al, kiraya ver. Yapabiliyorsan bir iş yap. Niye orada 5 milyonluk dairede oturuyorsun? Madem dar gelirsin, ek vergiyi ödeyecek halin yok. Haksız mıyım?